Tunç, hazırsan sana 5 dakikada ilk çağ uygarlıklarının hepsini anlatacağım. Hazır mısın? Bir sürü uygarlık var. Nasıl anlatacaksın? Hiç endişelenmene gerek yok. Önce Anadolu'da kurulan uygarlıklara bakacağız. Bak burada haritada göstereyim sana. Hatta sonrasında da Mezopotamya uygarlıkları, hepsini detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Hemen süreyi başlat evladım. Başladım. Harikasın. Başlıyoruz. Birincisi, Anadolu'da kurulan uygarlıklara baktığımızda bunların ismini Filhu diye kodlayabiliriz. Filhu. Gel yavrum, Filhu değil. Nedir Filhu? Hititler, Frigler... Filhu, gel yanıma. Dur evladım bir saniye. Hititler, Frigler, İyonlar, Urartlar, Lidyalılar var. Bir de tabii ki Mezopotamya'da kurulan Sümer, Babil, Asur var. Tabii bunların harici de Elamlar var, Akatlar var ama biz 3 temelini ve diğer 5 büyüğü öğreneceğiz. Gel hemen başlayalım Anadolu uygarlıklarıyla. İlk başta şunu bilmemiz lazım. Hititler bu uygarlıklar içerisinde kurulan en önemlisi. Hititlerin Pankuş denilen bir meclisi var. Bu mecliste normal bazı görüşler tartışılabiliyor. Tavanana denen kraliçeleri var. Bu kraliçe aynı zamanda yönetime katıldığına gösteriyor. Yani kadınlara önem verildiğine gösteriyor. Anal denen yıllıkları var. Bu yıllıklara da tanrılarına hesap vermek için yazıyorlar. Yani işte ey tanrımız, biz bunları yaptık diyorlar. O yüzden bunların da yalan olmadığı düşünülüyor. Doğruyu söyledikleri düşünülüyor. O yüzden bunlar da tarih yazıcılığında bir belge olarak kabul ediliyor. Kadeş Anlaşması'nı tarihte ilk defa şurada yaşayan, bak diğer haritada göstereceğim Tonguç'um. Şurada Mısırlar var, bak burası Anadolu, burası Kıbrıs. Şurada Mısır var Tonguç'um. Mısır'daki uygarlıklarla Hititler Kadeş Anlaşması'nı yapmışlar ki bu da tarihte bilinen ilk anlaşma Tonguç'um. Bu da önemli. Bin Tanrı ile adı veriliyor. Bu adamların çok fazla böyle tanrı inancı var. Dolayısıyla Hititlerle alakalı anahtar kelimeler bunlar Tonguç'um. Diğer tarafta Urartulara baktığımızda Van ve çevresinde yaşamışlar. Madencilik, taş ustaları ve Şamran kanalı buradaki 3 anahtar kelime. Urartular madencilikle ilerlemişler ve taşlarla beraber Şamran denilen büyük kanallar yapmışlar. Frigler deyince aklına hemen tarım gelecek. Tarıma o kadar önem veriyorlar ki eğer bir öküzü... Efendim hocam? Hayır, senden bahsetmiyorum. Eğer tarımda kullanılan bir öküzü öldürürlerse hemen cezası da ölüm. O kadar önemli tarım onlarda. Keşke o çağda yaşasaydım. Teşekkür ederim. Tapetes adı verilen bir kilim var. Bu kilimle onların uygarlığa kazandırdıkları önemli bir kazanım. Patates. Patates. Fibula denen çengelli iğneyi de yine Frigler buluyorlar. İyonlara baktığımızda bak, hani fende de duymuşsundur. İyon, katyon, elektron falan. İşte iyonları öyle hatırlayacaksın. İyonlar demek bilim, özgür düşünce. Para buyunca değişti hocam, parayı evet, bulunca. Parayı buluyor adamlar. Kolonicilik demek, ticaret demek. Aa, o Lidyalılardı, pardon hocam. Evet, Lidyalılar parayı bulacaklar ama bu adamlar da koloniciliklerle parayı buluyorlar. Parayı bulduktan sonra da böyle işte Thales, Pisagor falan var ya, bunların hepsi iyon. Öklit. Bunların hepsi İyon medeniyetinden günümüze kalan değerli insanlar. Hem bilime hem de özgür düşünceye çok önem veriyorlar. Lidyalılara baktığımızda az önce senin söylediğin gibi bu adamlar da parayı buluyorlar. Parayı bulmalarının sebebi şu: çok fazla ticaretle uğraşıyorlar. Kral yolu denen bir yol var, bu ticaret yolu. Bu kral yolu üzerine yer aldıkları için sürekli al değiş tokuş olmaz. Ben sana kalem verdim, sen de bana saat ver. Ben sana patates verim, sen bana domates ver. Ya bu böyle gitmez diyorlar. Ve en sonunda ticareti daha anlamlı hale getirmek için parayı buluyorlar. Parayı bulduktan sonra tabii zengin oluyorlar ve ücretli askerler, yani maaş karşılığı çalışan askerler yetiştiriyorlar. Tabii o askerler de bu devletin kısa sürede yıkılmasına sebebiyet veriyor. Niye? Çünkü parayla vatanseverlik olmaz. Gelelim Mezopotamya'ya. Mezopotamya esasında Anadolu uygarlığından daha büyük bir uygarlık. Daha önce kurulmuş, daha köklü bir uygarlık. Niye dersen? Çünkü yazıyı ilk defa Sümerler buluyor. Bak buradaki Sümerleri çok iyi bilmen lazım Tonguç'um. Peki Mezopotamya neresidir hocam diyebilirsin. Mezopotamya Fırat, bak burada Fırat Nehri var, Basra Körfezi'ne dökülen, ve Dicle Nehirleri arasındaki verimli tarım arazisi. Bu verimli tarım arazisinde yer alan topraklarda Sümerler, Babiller ve Asurlar gibi çok önemli uygarlıklar kurulmuş. Bunların içerisinde Sümerler en ama en önemlisi, çünkü yazı icat ediyorlar. Yani bu adamların zigurat denilen tapınakları var. Bu tapınaklara böyle mallarını koyuyorlar. Hayır evladım, yani ürünlerini koyuyorlar, tarımsal tahıl ürünlerini. Hatta üstüne çıkıp da böyle gökyüzünü de gözlemliyorlar. Aynı zamanda takvimle alakalı da çalışma yapmış oluyorlar. Bu adamlar astronomide de ilerliyor. Niye? Tapınakların içine hem mallarını koyuyorlar. Malları da böyle kaydederken yazıyı bulacaklar. Tekerleği buluyorlar. Ve zigurat denilen tapınaklarında sadece ve sadece mal depolamakla kalmayıp aynı zamanda yıldızları gökyüzünde inceliyorlar. Babillere baktığımızda bunların ismi yumuşak, Hamur diye bir kralları var ama bu kral çok sert, Hammurabi kanunlarına sahip. Hatta burada Sümerlerin de Urkakina diye kanunları var. Bu da çok sert ama Hammurabi çok çok daha sert. İşler kapısı, Babil'in asma bahçeleri ve Babil kulesi dünyanın en değerli böyle kültür miraslarından kabul ediliyor. Kimisi tabii günümüze ulaşamamış. Son olarak Asurlara baktığımızda Asurlar da ticaretle gelişmişler. Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya getiriyorlar. Hatta Anadolu'da Kayseri'de Kültepe'de Karumlar kuruyorlar. Nedir orası?
Karum alışveriş merkezi demek. Mesela hatta Ankara'daki ilk alışveriş merkezi. AVM. Evet. Ankara'daki ilk alışveriş merkezinin adı da Karum'dur. Oradan aklına kalsın. Anadolu'ya yazıyı da Asurlular getiriyorlar. Anadolu'da ticaret yaparlarken adamlar diyor ki Anadolular, what is this? Bizimkiler de diyorlar ki Asurlular yazı diyorlar. Evet, bitti. Ninova Kütüphanesi'nde ilk kez Mezopotamya uygarlıklarından Asurların kazandırdığını bileceksin. Şimdi Tonguç'um, öğrendiysen hemen çak beni. Teşekkür ederim hocam. Tebrik ediyorum seni. Hepsini öğrendin ama şimdi ödülü soruyu yap, yorumlara yaz. Hadi teşekkür bakalım. Teşekkür ederim hocam.